Alo. İyi günler hocam. İyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun hocam, Hoş sizi buldum. dinliyor. Hoş bulduk hocam. Hocam ben eşim için aramıştım. Eşim sürekli telefonda oyun oynuyor, bizimle ilgilenmiyor. Onun için aramıştım. Kaç yıllık evlisiniz? Hocam yeni 3 yıllık. 3 yıllık evlisiniz. Kaç yaşında? Aynen. Eşim 28'e girdi. 28. Telefonla oyun oynuyor. Aynen telefonda oynuyor. Ne yapsam da ayrılmıyor telefon başından. Sürekli oyunda. Aynen. Yani normal çocukluğunda alıştığı oyunlar mı? Yok yani 2 yıl oldu alışıldı ama sürekli oynuyor bırakmıyor. Sigara içiyor devamlı. Allah. Evet Peki o bir işi ya var. çocukla ilgilenmiyor, bizimle ilgilenmiyor, annesinin yanına oturmuyor. Ne yapsak da yani telefonu bırakmıyor elinde. İşi var mı? Anlayamadım. Çalıştığı bir iş var mı eve? Aynen işi var sürekli yurt dışına gidiyor ya da o İstanbul'da falan gidip çalışıyor. Oralarda da mı oyun oynuyor giderken gelirken? Aynen orada da aynı. Bu şimdi bir hastalık, bağımlılık daha Evet, doğrusu. internet bağımlılığı değil mi? Hastalık var Tabii zaten hocam. yani bağımlılık içkiye, kumara, onları da konuşacağız biraz sonra. Zinaya, hatta uykuya bile diyebiliriz. Uyku Tabii bağımlılığı, bazıları da uykucu oluyor. Evet, uykucu oluyor. doğru hocam. İş bağımlılığı, işte işe bağlı. İşkolik. İşkolik. Başka hiç hayatta bir şey düşünemiyor. Para bağımlısı. Bunlar var. Ya da işte marka konfor. Evet, lüks gösteriş meraklısı bağımlısı oluyor. Bu da oyun bağımlısı. Bu oyun bağımlısının tedavi edilmesi lazım. Yani hem psikolojik olarak, ruhsal olarak tedavi gerekiyor. Hem de gerçekten zihniyet olarak da işte Kur'an'ın yasakladığı kavramlarla da buna nasihat etmek gerekiyor. Mesela israf haram. Sağlığına zarar, evine zarar, zaman israfı en büyük haramlardan biri. Vel asri innel insan lefî husrun. Zamana yemin olsun ki insan çok büyük zarardadır. Niye zamana yemin olsun? Çünkü insan zamanını boşa harcıyor. Evet. Onu nasıl değerlendirmesi lazım? Kim kurtulacak diyor? Ya illellezine amenu ve amilus saliyat. İman edecek, hayırlı bir iş yapacak, yararlı bir iş yapacak. Kime ne faydası var? Akşama kadar böyle. Saatlerce böyle. Orada hanım, burada çocuk, burada iş, burada akraba, burada fakir fukara. Sen böyle böyle. Hayat böyle. İlmin arttı mı? Ne faydası var? Makamın arttı mı? Rızkın arttı mı? Hiçbir faydası yok. Ömrünü yedin bitirdin. Gençliğini, boş vaktini hep burada harcadın. Ya insan kalkar başını bir kaldırır, göğe bakar, yıldıza bakar, çocuğuna bakar, eşine bakar, anasına babasına bakar. Gider bir hayırlı bir iş yapar. Birisine efendim bir faydası dokunur. Şunu kaldırır, şuraya koyar, temizler, asar, elbisesini düzeltir, dolabını düzeltir, ayakkabısını boyar. Bir çeki düzen verir. Sohbet eder, çocuklarını Sohbet eder, sever. neyse. Bunları Yapılacak yapmak çok şey var. varken Evet. sen oturmuşsun bebek gibi. Bebek, karakter gelişmiş, bağımlı olmuş. Bu insana iş yapmayı öğretmek lazım. Başka şeyde mutlu olmayı öğretmek lazım. Evet. Mutluluğu orada arıyor. Ya da bir şeyden kaçıyor bu. O da olabilir. Bir şeyden kaçıyor. Neden kaçıyor yani? Çözülebilir. Psikolojik bir sorunu varsa çözülebilir. Bu da haramdır. Tiryakilik haramdır. Neyin tiryakisi ise haramdır. Yaptığın şey helal olabilir. Yediğin şey helal. Ama tiryakisi olmuşsun. Tiryakilik haram derler. Evet. Her şeyin fazlası zarar misali Elinden, hocam. onun elinden al ağlar ha. Belki de Tabii evet. tabii. Telefonu elinden al ağlar. Ama Yapacak bir şey kalmaz. öfkeleneceği kesin hocam. Yani elinden alınca oyunun tam İşte ortasında elinden aldığını düşün. yapacak bir şeyi yok zaten. Hayatta sadece onu yapabiliyor. Evet. Yazık ya, 28 yaşındasın sen. Evet. Millet, devlet yönetiyor 28 yaşında. Tabii. Sen oturmuşsun saatlerce, günlerce, yıllarca oyun oynuyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.